Sen ne diyorsun böyle Tapki? Evet Tapki. Eğer burada biz olmadan yaşamak bir hanı mutlu edecekse o zaman tamam gideriz. Tamam. Hayır anne, bu evi öylece bırakıp nasıl gidebilirsin? Hepiniz yıllarca bu evde yaşadınız. Anne, bu evde bir sürü anımız var. Sevinç, hüzün, mutluluk, üzüntü, bayramlarımız, doğum günlerimiz, düğünlerimiz. Bu ev bunların hepsine şahit oldu. Bu evi bırakıp nasıl öylece gidebiliriz? Hem ben bu eve senin gelinin olarak geldim. Bihan'ın eşi olarak. Evet yenge. Amca, biz bu muhteşem evi bırakıp gitmeyelim. Lütfen burada kalalım. Lütfen. Bu ihtiyarlar hayatımı mahvedecekler. Böyle harika bir evi bırakıp sokakta mı yaşayacağız? Anne, baba, neden hem kendinize hem de bize haksızlık yapıyorsunuz? Biz bu evi bırakmayalım. Öyle değil mi Tapki? Biz bir yere gitmeyelim. Evet anne, kesinlikle. Anne, bu ev bizimle, biz de bu evle beraber anılıyoruz. Anne, bu evi bırakıp hiçbir yere gitmeyelim. Gitmiyorsanız gitmeyin. Biz de burada yaşamaya meraklı değiliz. Bizim de yeterince malımız, mülkümüz, arazimiz var. Merak etme. Biz sadece oğlumuzu istiyoruz. Tapki, eğer son kararın buysa öyle olsun. Ama sakın bu evi bırakıp gideceğimizi düşünme. Biz de burada kalacağız. Bu evde. Ne diyorsun oğlum? Hayır. Biz bu evi istemiyoruz. Biz bunun gibi 20 tane ev yaptırır, sadaka diye dağıtabiliriz. Kendi evimizde yaşayalım. Hadi gidelim. Bihan oğlum, biz senden başka bir şey istemiyoruz. Sen bizimle gel. Kendi evimizde yaşayalım oğlum. Gidelim artık. Ben size kararımı söyledim. Burada kalacağız. Bu evde. Ama unutmayın, birlikte yaşayacağız. Ve artık aramızda bir bağ yok. Tapki kızım, neden yaptın bunu? Neden burada kalmamızı istedin? Söyle. Her şeyi Bihan'ın üstüne devretmemize, buradan gitmemize müsaade etmeliydin. Anne bak, Bihan senin oğlun. O senden uzaktayken asla mutlu olamaz. Zamanlar değişir Tapki. Akrabalıklar da. Görmüyor musun? Zamanında olan şey kendini tekrar etmeye başladı. Ama en büyük değişimi Bihan yaşıyor. Kişiliği, karakteri, her şey bir günde ondan çalındı sanki. Anne lütfen, bak bana sorarsan Bihan'ı burada yalnız bırakıp asla gitmememiz gerekiyor. Onu yalnız bırakmak isteyen kim tabii? Ben, baban, hiçbirimiz. Bihan'ı bırakıp gitmek istemiyoruz ki Tapki. İşte şimdi ona olan sevginize ve bana güvenin. Anne, eğer gerçekten zaman değiştiyse o zaman o günler mutlaka geri de gelebilir.
bir an seni eskisi gibi sevebilir. Anne, bugün senin ve Bihan'ın karşısında duruyorum. Ben sizi burada kalmaya sadece ve sadece Bihan ve ailemiz için zorladım. Çünkü ben Bihan'ın Koşi annesiyle konuştuklarını bizzat duydum. Hayır. Ben bir kere daha deneyeceğim. Ahmak mı bu tapki denen kız? Anlamıyor mu yoksa? Zaten Bihan'ın burada kalmasını istediğimiz için daha önce gelmemiştik. Biz Bihan'ı bir amaç için istiyoruz. Bu yüzden onu alıp götürmek zorundayız. Kimse buraya gelmemizdeki asıl amacı öğrenmemeli. Anladın mı? Peki asıl amaçları ne? Neden Bihan'ı buradan alıp götürmek istiyorlar? Onlar bizden bir şey saklıyorlar. Bu işte kesinlikle bir bit yeniği var. Ama gerçeği öğrenene kadar bu gerçeği ailedeki kimseye asla söyleyemem. Şu kadarından eminim ki ben Bihan'ı bu evde kalmaya ikna etmek zorundayım. Asıl sen benim bütün planlarıma zarar veriyorsun. Ben oğlumu alıp buradan gitmek üzereydim. Ama yok. Ona kekeleyerek ne söylediysen gitmek istemedi. Bir karar verdim. Bu kekeleyerek konuşan kıza öyle bir ilaç vereceğim ki bundan sonra... Bir daha asla konuşamayacağım. Tapki yalnız değildir Koşu Devi. Eğer ona tek kuşu sıkmaya kalkarsan sana karşılığında bu evde silah doğrultacak 10 kişi olur. Senin deyiminle kafanı kırar paramparça ederiz. Ne oluyor burada? Oğlum, bunlar bana nasıl zulmediyor? Ben bir arıyı takip ediyordum. Benim canımı sıkıyordu. Ona silah çektim. Sonra araya tapki girdi. Birdenbire arıya giriverdi oğlum. Sonra hepsi silahı tapkiye çektiğimi düşündü oğlum. Baksana, beni öldürmeye gelmişler. Ben senin yanındayken kimse sana elini bile süremez.
Bugüne kadar ben onlar için canımı verirdim. Ama artık gerekirse onları öldürmekten geri durmam. Tanrı herkese senin gibi evlat versin. Hadi Bihan, ben sana yemek yapmıştım. Kendi ellerimle yedireceğim. Onlarla konuşmana hiç gerek yok. Hadi. Koşi Devi, ben senin neden silah çektiğini biliyorum. Çünkü Bihan bu evden ayrılmayınca o kötü planında başarısız oldun. Alo? Alo teyze, ben Bay Radeşyam'ın kızıyım. Sen iyi misin kızım, ne oldu? İyiyim teyze, biraz evimden uzaktayım, sadece tek başımayım. Lütfen çabuk gel. Tek başına mı? Sen orada dur, ben hemen geliyorum ha, tamam mı? Tamam. Kızım, sen sakın korkma, tamam mı? Ne oldu? İyi misin? Beni neden buraya çağırdın? Babam yine annemi dövüyordu. Canım, sen ağlama. Tamam, dondurma yemek ister misin? Abi, bir dondurma verir misin? Her şey düzelecek. Ben yanındayım, tamam mı? Hanımefendi, dondurmanız. Kanak. Geldiniz mi? Evet, kızım iyi, öyle değil mi? Evet, kızınız gayet iyi. Kocanızın yaptıklarından korkup evden kaçıp buraya gelmiş. Kızım benim. Küçücük kızdan neden korkuyorsun? Onu durdursaydın ya. Bakın. Çocuklar ne görüyorsa onu yaparlar. Size de evde o kadar haksızlık yapılıyor. Siz durdurabiliyor musunuz? Hiçbir şey yapamıyorum. Belki de bu belalar kaderimde vardır. Bakın hanımefendi, kader sadece çabalayanlara yardım eder. Siz bir annesiniz. Ben çok iyi biliyorum. Bir anne asla kızının yapmadığı bir hata yüzünden cezalandırılmasını istemez. Bihan sen... Ben de seni arıyordum. Neredeydin? Ne zamandır telefonuna ulaşmaya çalışıyorum. Tabii zaten başımda bir sürü sorun var. Sense gecenin bu saatinde sokağa çıkıp beni daha da yoruyorsun. Ne oldu? Neden bana öyle bakıyorsun? Bihan sen buraya benim için geldin değil mi? Hadi eve gidelim. Bihan.
köyde bir sabit durmuyor. Ama hoşuma gitti. Biliyor musun? Ben köyde hep salıncağa binerdim zaten. Sen ne yapıyorsun oğlum? Vay canına. Bu neyin hazırlığı? Bugün bir bayram mı var yoksa? Çok güzel görünüyor. Mutlu ol. Mutlu ol oğlum. Bugün bayramdan da önemli. Bugün sizin evimize girmenizi kutlayacağız. Bunun için dua töreni yapacağız. Dua töreni yapacakmışız. Al! Dikkat et. Hadi, dua töreni vakti geldi. Evet, hadi yürü ahmak seni. Daha töreni yapmadık. Sen evin içinde ne yapıyorsun? Geliyorum Koşi anne. Sessiz ol ve orada dur. Hadi. Gelin, törene başlayabiliriz. Aman Tanrım, bu ilk defa oluyor. Muhteşem evimizde bir dua töreni var. Biz de kenardan izliyoruz. Sanki burası artık bizim evimiz değilmiş gibi. Peder Bey, bu töreni yapmadan önce başka hayırlı bir iş var. Siz dua törenine başlayın, ben 2 dakikaya geliyorum. Peki, anladım.
Eve girme törenini yapmadan önce evin dışındaki her şeyi hizaya sokmak gerekir, değil mi? Peder Bey, dua törenine devam edebiliriz. Bu saçmalık iyice kontrolden çıkıyor. Neler olacak kim bilir?